16 aday tam 13 haftalık benzersiz bir iş görüşmesi için İstanbul'a geldi. Bu onlar için gerçekten büyük bir şans. Hem iş dünyasının inceliklerini öğrenmek hem de dolgun bir maaşla yanımda çalışmak için olağanüstü bir fırsat. Bakalım kim kazanacak, kim kaybedecek ve sonunda çırak kim olacak? İlk görevlerini İMKB'de alınca görkemli bir şey beklediler. Ama ben işe sıfırdan başlamalarını istedim. İlk göreviniz kestane satmak. Hanımlar mal alırken ve satış bölgesini seçerken çok doğru kararlar verdiler. 8,5 milyon. Haydi hemen. Bir anlaştık. Hadi gel, tezgaha geçelim. Hadi gel, gel. Sıcak, sıcak, kestane, kebap. Kestane, kebap. Sonunda beyleri büyük bir yenilgiye uğratarak kazanan takım oldular. Evet, beyler ne oldu böyle? Ezildiniz bugün. Beyler kaybetti ve yönetim kurulu odasına girdi. Takım lideri Ahmet Yaşar başarısızlıktan kısmen sorumlu tutuldu. O da bu yenilgiye sebep olarak İsmail ve Serdar'ı gösterdi. Ahmet, bu kadar hataya rağmen sende bir takım liderlik vasıfları görüyorum. Takımını kontrol ettin ve dolayısıyla sana bir şans daha vereceğim. Serdar, sen de bir ticari kabiliyet tarafını hissediyorum. Dolayısıyla da sana da bir şans vereceğim. Teşekkür ederim. İsmail, seninle çalışmak istemiyorum. Teşekkür ederim. Geriye 15 kişi kaldı. Bakalım bu hafta kim düşleriyle vedalaşacak? Merhaba, ben Ahmet Işık. 31 yaşındayım, Ankaralıyım. Özel bir şirkette satış pazarlama departmanında çalışıyorum. Ben Ahmet Yaşar, 32 yaşındayım. Uzun seneler serbest ticaretle uğraştıktan sonra şu anda uluslararası fuarda organize eden bir şirkette yönetici pozisyonunda çalışmaktayım. Avukatım. Merhaba, Özgür Aysun Beksarı. 30 yaşındayım, Adanalıyım. Çukurova Üniversitesi Maden Mühendisliği Fakültesi mezunuyum. Satış ve pazarlama alanında 10 yıllık bir iş tecrübem var. İhracat yapan bir firma sahibiyim. Merhaba, ben Baran. 33 yaşındayım, İzmirliyim. Kimya mühendisiyim ve uluslararası pazarlama üzerine master'ım var. Türkiye'nin ilk ve tek buzdaş firmasının ortağıyım. Hırslı bir girişimciyim. Begüm Becerik, 27 yaşındayım. University of California Irvine'da psikoloji ve dil bilimi eğitimi aldım. 11 senelik iş deneyimim var. Cem Koşmaz ben. ODTÜ İktisat mezunuyum. Kurucu ortağı olduğum iki şirketim var. 30 yaşındayım. Ben Didem Üzümcüoğlu. 28 yaşındayım. Kahramanmaraş doğumluyum. İstanbul'da yaşamaktayım. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olduktan sonra Boston'da işletme master'ımı tamamladım. Ardından Boston'da dünyaca ünlü bir otomotiv firmasında 3 sene yöneticilik yaptım. Adım Gizem. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği mezunuyum. Kanada'da Queens ve Almanya'da Münih Teknik Üniversitesi'nde de eğitim aldım. Türkiye'nin ileri gelen elektronik pazarlama şirketlerinden birinde proje yöneticisiyim. Ben Gökçe Ilgaz. İzmirliyim, 26 yaşındayım. 950 Üniversitesi Ekonometri bölümünden mezunum. Satış, pazarlama ve dış ticarete dahil olmak üzere toplam 10 yıllık iş tecrübesine sahibim. Mert Damlapınar, İzmirliyim, 28 yaşındayım. Hacettepe Üniversitesi Biyoloji bölümü mezunuyum. Biyoteknolojik ürünler ve diagnostik sistemler ithal bir şirkette ürün ve dış ilişkiler yöneticisiyim. Ben Nilgün Şen, 29 yaşındayım. ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. 9 yıldır bilişim sektöründeyim. Seda Altuner, İstanbul'da yaşıyorum. 28 yaşındayım. İstanbul Üniversitesi Bankacılık mezunuyum. 9 yıl bankacılık yaptım. 2,5 yıldır danışmanlık ve organizasyon sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibiyim. Senem Dursun, 23 yaşındayım. İstanbul'da oturuyorum. İktisat lisans eğitimi aldım. Satın alma, bireysel pazarlama ve işletmecilik alanında 9 yıllık iş tecrübem var. Serdar Ertosun, 31 yaşındayım, Van doğumluyum. Marmara Üniversitesi işletme mezunuyum. Özel bir şirkette ürün müdürlüğü yapmaktayım. Evliyim. Merhaba, ben Serkan Kutlu, 28 yaşındayım. 950 Üniversitesi Turizm İşletmeciliği mezunuyum. Turizmciyim. Thank you.
İsmail bitti. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Ben İsmail'in, yani İsmail yerine başka biri gitseydi açıkçası daha mutsuz olabilirdim. Diğer kişilerden daha fazla faydalanabileceğini düşünüyorum kazanmak açısından. O kişiden biri bende olabilirdin ki kurul olasına da davet ediyorum. Ama yaptığım doğru şeyleri savunduğum için ben hala buradayım. Bu hataların hepsinde en büyük paylarım, yani en büyük pay benim. Ben 92'den beri İstanbul'dayım. İsmail 83'den beri burada sanırım. Bizim kaybetmemizin tek bir nedeni var, onu da siz de biliyorsunuz. Lokasyon seçimi yanlış yapmamız. Evet. Orada yanlış yönlendirdiğimizi düşünerekten Ahmet bizi seçti doğal olarak. Ahmet'in zaten başka bir seçim yapma şansı da yoktu zaten. Ekipteki herkes çok iyi çalıştığı için belirlediği kriter, seçim kriteri de bence doğruydu. Hepinize teşekkür ediyorum. Benim liderliğimle geçen ilk görevde bence görüşme odasında takım olarak çok iyi bir iş çıkardı. Bundan sonraki görevlerde bir değil, iki değil, üç kat daha fazla çalışmamız gerekiyor. Ve bunu yapabilecek kapasitedeyiz hepimiz. Senin alacağın bir risk için ben yarım saat ya da iki saat orada kalp çarpıntısıyla oturmak zorunda değilim. Bu olayda biz kaybetseydik suçu üstlenirdim. Ve oraya girdiğimizde yanıma iki kişi almam gerektiği için diye ki Gizem'le Senem'i seçerdim, yanıma oturturdum. Ama onları zorunda bırakmazdım. Ben suçlu olduğumu söylerdim ve ben giderdim mi? Şu anda hiçbirimiz inanmayın. Şu da bir tavırdır. Ya arkadaşlar bir dakika, risk aldım, sizi dinlemedim. Sonuç ne oldu, kazandık mı? Senin ikinci liderliğinde aldığın ilk riskte yanındaki herkes işi bir kenara bırakırdı. Aynen. Ve sen aldığın sorumlulukla öyle kalırdın orada. Ben Baran'ı lider olarak önerdim. Çünkü Baran'ın daha farklı, daha değişik açılardan ve risk odaklı, gelişmeye odaklı fikirler ürettiğini düşünüyorum. İki önerim, iki önerim. Biri Baran, biri de Ahmet Yaşar. Herkes Baran isminde hem fikir olduğu için Baran'ı tebrik ederim. Kim lider olursa olsun %100 olarak güvendiğimi, güvenebileceğimi söyleyemem kendim hariç. Ben lider olarak açıkçası ne kadar çok sizden bilgi alabilirsem bu kadar kolay karar verebileceğimi düşünüyorum. Lider olan insan gerektiği zaman kendi çizdiği doğrultuda devam etmelidir. Baran'a şu anda destek veriyorum ama Baran'ın en iyi yönetici olduğunu söyleyemem. Senin bence en önemli görevi, o görevi paylaştırdıktan sonra takip edici bayanlar kaybetmiş olsaydı şu medeniyette burada tartışamayacaktım. Birinci grupta ben, Didem, Nilgün ve Begüm. Kaybetme riskini düşündüğümüz anda paniğe gireriz. İkinci grupta da Gökçe, sen, Aysun, Senem, Seda. Kimleri ne rolleri düşünerek o gruplamayı yaptığını net olarak öğrenmek isterim. Yani mesela aktifim, Senem de aktif diye düşündüm gibi hepimize örneklersen. Lider olan kişi geçen şeyde gördük, en büyük stresi yaşıyor. Ve siz benim o anda hiç göremediğim şeyleri görüyorsunuz. Bir ekip sadece pazarlık yapılacak şeylere konsantre olup vaktin bol kısmını o tüketsin. Lütfen ikna edin. Eğer söylediğiniz şey doğruysa ve ben orada hata yapıyorum diye inanıyorsanız onu o anda çevirelim. Çünkü ondan sonra çok geç olur. Tuncay Bey sabah saat 7'de Ortaköy Meydanı'nda olmanızı istiyor. Tamam, teşekkür ederim. İyi günler. Saat 7 Ortaköy. Arkadaşlar. Merhaba. Bugün Osmanlı döneminden beri ilgi odağı olmuş bir yerde Ortaköy'deyiz. Evet, yeni bir göreve hazır mısınız?